Merhaba arkadaşlar Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. E, bugün bir taç yapacağız yine sizlerle. E, bu şekilde ben malzemelerimi hazırladım. E, böyle dallardan oluşacak tacımız. E, ön kısımlarında e, bu şekilde lacivert ve e, gold renklerinde bu dalları kullanarak hazırlayacağız tacımızı. E, bunun için gerekli olan malzemeleri ben size önce sayayım. 6 numara kristalimiz var. 4 numara piramit kristalimiz var. Bir de bu şekilde 4 numara yuvarlak kristalimiz var. Gold tonlarda. Yani bu piramit kristal de kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa onunla yapabilirsiniz. Şimdi ben 6 numara kristalle tacın önce arka kısmında bir duvar oluşturacağım. Yani arka kısmına biraz 6 numarayla çalıştıktan sonra bu dalları ekleyeceğiz üzerine. İsterseniz ben dalları zaten önceden hazırlamıştım. E, bu dalları nasıl yaptığımı göstereyim. Bunları hazır bir şekilde kenarda bekleteyim. Ondan sonra direkt arka kısmı yapımına geçelim. Şimdi gold telimize bu arada telimizin numarası 0.40 mm e, devamlı bu telle çalışıyorum. Genelde zaten e, devamlı izleyen arkadaşlarımız bunu biliyorlar. Özellikle yüksek taçlarda 30 numarayla çalışırsanız istediğiniz sonucu alamazsınız. Çünkü dik durmayacaktır. Bu şekilde telimde bir miktar boşluk bırakıyorum. 5 tane kristali aldım. Ve bu şekilde kıvırıyorum. Şimdi bakın bu şekilde tekrar 5 tane kristali alarak bu şekilde küçük bir çiçek oluşturuyorum. Aralarda döndürüyorum telimi. Ve bütün dallarımı bu şekilde hazırladım. Bunlardan üçlü, dörtlü, beşli, altılı ve hatta orta kısımlarda altılı, yedili olacak şekilde sırasıyla hazırladım. Ben sadece şu an e, görmeniz için bir tane hazırlamak istedim bundan. Evet, bu şekilde bakın dalımız oluştu. Bunu dediğim gibi farklı boyutlarda hazırlıyoruz. Orta kısımlarda yüksek, kenarlarda daha kısa olacak şekilde daha sonradan yerleştireceğiz. Şimdi bununla işimiz bitti. E, 6 numara kristali de ben yine telime geçirdim kolaylık olması için. Kristallerimi de kaldırayım. Şimdi tacımı, tel tacımız var. Hemen bu tacı sararak yapımına başlayabiliriz. şurada biraz boşluk bırakacağım. Şimdi bu şekilde birkaç kez sıkıca saralım. Şimdi telimizi sardıktan sonra arkadaşlar 6 numara kristalimle arka kısımda hem dolgunluk vermesi açısından hem de farklı taşlar kullanmak açısından Ben hepsini de e, farklı farklı boylarını kullanıyorum taşlarım bu şekilde üçlüyle ile başladım birkaç kez şöyle doladıktan sonra biraz mesafe bıraktım ve bir tane daha yine aynı boyda Yine üç tane kristalimle bu şekilde oluşturmaya başladım. Bu arada size neyi unuttum? Çiçekleri göstermeyi unuttum. Şimdi ben videoyu durdurduğumda bunu tamamladıktan sonra sizlere çiçekleri de göstereceğim çünkü ön kısımda da çiçek kullanacağız bu tacının kısmında el yapımı çiçeklerimiz var. Şimdi burada ortaya doğru hafif yükselterek mesela üçlük yapmıştık. Şimdi dörtlü yaparak ilerliyorum. Ortaya doğru daha da e, yükselteceğim bunu. Burada çok sık olması önemli değil. Çünkü ön kısımlara tekrardan e, dediğim gibi dalları ekleyeceğimiz için onlar bu boşluğu kapatacaktır. E, o yüzden çok böyle sıkı olmasına gerek yok yani görüntünün aralıklar kalabilir. Bu şekilde dediğim gibi ilerleteceğim. Bunu çok fazla da uzatmayayım çünkü anlaşıldığını düşünüyorum. Böyle ortaya doğru Yükselttikten sonra diğer tarafa doğru yine aynı azaltacağız ve aynı orantıda bu tarafla diğer tarafı aynı orantıda yapacağız. Şimdi ben bunu birazcık ilerleteyim, ondan sonra diğer aşamasına geçelim Evet bu şekilde arka planı oluşturdum. Şimdi bu dalları yerleştirmeye başlayacağım. Bunlardan böyle farklı boylarda dediğim gibi üçlü dörtlü ve daha yüksek olanlarını hazırladım şimdi bunları bu şekilde sırasıyla tacımıza monte edeceğiz Arkadaşlar bunu montaj işlemi Tabii ki uzun süreceği için ben şu an sadece size böyle göstermek istiyorum böyle aralara yerleştireceğim sırasıyla 3 4 5 diye Bunları böyle yerleştirdikten sonra en uzun olan dalımı da e, orta kısma sabitledikten sonra bunları tabi da elimdeki malzemeye göre arayı kapatacak şekilde daha sıkı sıkı yerleştireceğim e, ve bu gold tonlarda olanlardan da yine aralara. Bu lacivert kadar değil ama böyle aralara bundan da birkaç tane ilave edeceğim. Bir de böyle çiçeklerimiz vardı. Bunları da ön kısımda kullanacağız. Bunları montajı bittikten sonra çiçeklerimizi de önüne bu şekilde yerleştireceğiz. Bu çiçeklerin orta kısımlarına Birer tane lacivert taş koyabiliriz. Bu şekilde 6 numara kristalimizden. Bir tane ekledim. Bakın bu şekilde çiçeğin ortasına bunu yerleştirebiliriz. Bunları bu şekilde hazırlayalım. Buraya ön tarafta kaç çiçek kullanmamız gerekirse ona göre bakacağız en son. Şimdi ben bu dalları buraya sabitleyeyim. Son aşamasında çiçeklerin montajını göstereyim size. Şimdi bir tanesini yerleştirdim. Bunu nasıl monte ettiğimi de sizlere bir göstereyim. Ondan sonra devam edeceğim yapmaya. Bu şekilde arkadaşlar sıkı bir şekilde yerleştiriyoruz ki arada boşluk kalmasın. birkaç kez döndürdükten sonra bu tacın etrafında şuradaki dallarımıza bakın bunun ucunu dallarımızda döndürerek herhangi bir tanesinde şu uç kısmını keseceğiz şimdi Yani bu uçları tacın üzerinde açık bırakmıyorum. Daha sıkı, daha sağlam bir görüntüsü oluyor, duruşu oluyor. Hem de bu arka kısma doladığımız zaman telleri, bu arkayı da daha fazla sağlamlaştırmış oluyoruz. Şimdi burada. Ben sonradan buraya bir ilave yapmıştım. Onu sabitlemek için tekrardan oradan bir geçmem gerekecek. Telim bu geriye doğru bu sefer sarıyorum. Bakın burayı iyice sıkıştırıyorum ki şurası oynamasın diye. elimi böyle aralardan dolaştırıyorum. Bu şekilde keserek bunu temizliyoruz uç kısmını. Evet. Bu şekilde hazırlanmaya başladı. Bakın ön kısımda hiç boşluk kalmadı dolgu olarak. Gayet iyi durumda. Arada boşluklar kalmadı. Şimdi buna bir tane gold ekleyebilirim. Bunun yanına bir tane gold rengimizden koyalım ve e, yani iki lacivert bir gold şeklinde de ilerleyebiliriz. Çiçeklerimiz de zaten gold tonlarda. O yüzden lacivert ağırlıklı goldu da aralarda kullanmak istiyorum. Şimdi ben bunu aynen bu şekilde başlangıç noktasında yaptığım gibi şu arkadaki boyu takip ederek ortaya doğru yükselterek montajını tamamlayacağım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tacımızı iki renkli olarak hazırladım. Şimdi bu çiçeklerimizin orta kısımlarına birer tane kristal yerleştirmiştim. Bu çiçeklerimizi şu alt kısımlara gelecek şekilde buraya monte edeceğiz. Ben şimdi böyle gelişi güzel yerleştiriyorum görmeniz için. Fakat bunları sabitleyeceğiz daha sonra. Şöyle bir bakalım hani kaç tane çiçek gidecek, yetecek mi çiçeklerimiz? Aralıklarını ona göre ayarlayabiliriz. Yani böyle eşit aralıklarla şimdi ben orta ilk başta ortaya bir tane çiçeğimi yerleştireceğim. Daha sonra eşit aralıklarla kenarlara doğru çiçeklerimi sabitleyeceğim ve tacımız hazır olacak. E, bitmiş halini sizlere göstereyim ben çiçeklerin montajını yapıp bu şekilde makenin üzerinde göstermek istedim arkadaşlar size de tacımız hazır umarım bu modeli beğenmişsinizdir deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bundan sonra daha sık inşallah videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.